Ya şöyle anlatayım. Şimdi Gaziantep bakırcılığı biliyorsunuz. Yani bu bakır işlemeciliği dediğin zaman Gaziantep. Tabii Gaziantep'te yapılan yerli yabancı turistlere hitap ediyor. Şimdi Gaziantep'e ne kadar turist gelirse yerli yabancı o kadar işler açılıyor. Onun için biz Gaziantep'e turist çekmemiz lazım. Bizim modeller yapıyoruz durmadan, görüyorsunuz. Bizim işimiz model çıkarma zaten. Müşterinin isteğine göre de hitap ediyoruz. Onun için Gaziantep'te bu dönemi bizim aşmamız lazım. Bu Gaziantep'in güvenilir olduğunu anlatmamız lazım. Ve bunu yerli yabancı turistlerimizi çekmemiz lazım. Burada çektiğimiz zaman zaten görüyorsunuz bizim yaptığımız ürünler dünyanın her yerinde rağbet görüyor. Bugün gelin bütün devlet büyüklerinin odalarına baş köşede. Onun için Gaziantep'teki bakırcılığın bizim yalnız bakır olarak bakmayın. Siz tarihimizi canlandırıyoruz, kültürümüzü canlandırıyoruz. Üstüne motifler, Osmanlı motifi, Selçuk motifi. Yani bunu belirtmemiz lazım. Buradan bir bakır satmıyoruz. Biz bunlara tarihimizi de gösteriyoruz, kültürümüzü de gösteriyoruz. Onun için Gaziantep'e yine diyorum bakın Gaziantep'in güvenilir bir il olduğunu durmadan anlatalım. Yani gören zaten bunları Gaziantep'e giren bir daha çıkmak istemiyor. Gaziantep'e 2 gün, 3 gün yer ayıranlar otellerde uzatıyor. Mesela bunu bir haftaya çıkarıyorlar, 10 güne çıkarıyorlar. Onun için Gaziantep'te yine diyorum bizim sektörel bazda biz hep modellerden görüyorsunuz. Geldin gedeli biz hep model üretiyoruz, model çıkarıyoruz. Yani burada bir sıkıntımız yok. Biz burada mesela mutfaklara döndük artık. Yerli yabancı turistlerimiz çok rağbet gösteriyor. Şimdi zaten Türkiye'de bütün illere gidiyor. Bunu söyleyelim. Bütün Avrupa illerine gidiyor. Bak, bütün Avrupa'ya. Avrupa'da zaten Gaziantep'in bütün %60-70 yaptığımız ürünler Avrupa'ya dağılıyor. Tabi Avrupa derken bu Japonya'sı var bunun içinde, Amerika'sı var bunun, Avrupa ülkeleri var. Dünyanın her yerine gidiyor diyelim. Mesela biz İran'a veriyoruz, Irak'a veriyoruz. Yani şu kapılar açıldığı zaman ya bunlar zaten bizim hep İran'a biz yıllarca bakır sattık, bakır verdik. Çünkü bakır dedi, her ülkenin kendine has modelleri olduğu için her ülke alıyor buradan. Biz Çin'e mal sattık. Yani satıyoruz da onun için biz durmadan model sattırır insana. Bizim %9'an da %9'an işte yerli yabancı turistlerimiz işte burada rağbet gösteriyor. Artık mutfaklara girdi. Bunu deminki dediğim gibi. Bir de yine üstüne basa basa söylüyorum. Bakın biz Hollanda'ya matara yaptık, su matarası. Mesela Avrupa'ya artık tencereler yapıyoruz.
Yani bunun sağlığını da anlatmamız lazım. Onun için ben şunu yine diyorum, %60-70 Avrupa'ya veriyoruz. Yaptığımız modellerin hepsi rağbet görüyor. Rağbet görmeyen modeli yapmayız zaten biz. Biz şurada 500 kalemin üstünde mal üretiyoruz. Bunun hepsinin bir alıcısı vardır. Çünkü imalatçı, biz imalatçı olduğumuzu imalatçı talebe göre yapar. Yani benim yaptığım mal satılmıyor diye bir şey yok. Onun için biz müşterinin isteklerine göre yaptığımız için burada gördüğünüz bütün ürünlerin ayrı ayrı bir alıcı ülkeleri vardır. Yani bu burada şu ülkeye en çok satayım diye bir şey yok. Burada bütün yaptığımız ürünler satılıyor diyebiliriz. Çünkü satılmazsa imalatını yapmayız biz onu.